İyi günler sayın seyircilerimiz. Haftanın ilk gününe damgasını vuran gelişmelerle karşınızdayız. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komisyoneri Oliver Varhelyi çarşamba günü Kosova ve Arnavutluğu ziyaret edecek. Balkan turuna çıkan Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu komisyoneri Oliver Varhelyi bugün Sırbistan'da. Avrupa Birliği yetkilisi Belgrad'daki temasların ardından yarın Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek. Avrupalı yetkili çarşamba günü de Kosova'ya gelerek yetkililerle görüşecek. Bölgeye yaptığı ziyaret sırasında Varhelyi, yerel yetkililerle koronavirüs salgını ve bu bağlamda Avrupa Birliği desteği konusunu görüşecek. Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani tüm basın mensuplarının Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü tebrik etti. Kutlama mesajını sosyal medyadan yayınlayan Cumhurbaşkanı Osmani paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Basın özgürlüğü, özgürlük kavramının tüm doğal niteliklerini taşımalıdır. Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde profesyonel ve cesur medyaya olan ilgimi ifade etmek istiyorum. Adil ve tarafsız habercilik çabalarını sürdürmeleri için onları cesaretlendirmek istiyorum. Çünkü basın özgürlüğü bir toplumun demokratik işleyişinin kanıtıdır ve herkesin düşündüğünü söylemekte özgür hissettiği bir toplumun temelini oluşturur. Değerli basın mensupları, gününüz kutlu olsun. Araştırma yapın, kanıt sağlayın. Bunlara dayanarak sonuçlar çıkarın. Gerçek herkes için kalıcıdır. Dünya genelinde gazetecilere yönelik baskılar basının pek de özgür olmadığını gösteriyor. Ülkemiz basın özgürlüğünde 70. sırada yer alıyor. Bu arada Kosova Gazeteciler Derneği Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle bir bildiri yayınladı. Bildiride şu ifadelere yer veriliyor. Geçen yıl sahneye çıkan COVID-19 salgını dünyada yeni bir sistemin habercisi oldu. Dünyanın yeni bir yörünge, doğrusu sömürge sistemine girdiğini gösteriyor. Konuyla ilgili bir haberleşme karmaşası yaşanıyor. Karşıt haberler birbiriyle yarışıyor sanki. Dünyanın dört yanında olduğu gibi ülkemizde de özgür ve tarafsız doğru haberin susuzluğu yaşanıyor. Rejimin gölgesinde yeni dünya düzeni kurma çabasındaki güçlerin hizmetinde artan habercilik, dünyada doğru habere en büyük darbeyi indirmektedir. Pandeminin getirdiği ekonomik kriz medyalara büyük bir ölçüde yansıtmaktadır. Kosova'da gazeteler tarihe karıştı, yaklaşık 250 gazeteci işsiz kaldı. En büyük nimet yanlışları düzeltmek, karanlıkları aydınlatmaktır. İşte bu nedenle tüm zorluklara rağmen gazeteciler öncü rolünü unutmamalıdır. Kosova Türk Gazeteciler Derneği olarak bir daha meslektaşlarımızın Özgür Basın Günü'nü kutluyor, doğru ve tarafsız haberden yana olan birey, kurum ve kuruluşların daha büyük desteğine ihtiyaç duyduğumuzu hatırlatıyoruz. Özgür basın, doğru ve tarafsız haberciliğin özüdür. Sayın seyircilerimiz, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde ister istemez bu mesleği gazeteciler ne kadar özgür bir şekilde yapabiliyor sorusu aklımıza takılıyor. Bu soruyu belgesel yayın hazırlamak için Türkiye'den gelen ve aslen Üsküplü olan gazeteci Yusuf Emin'e sorduk. Sizce ne kadar özgür basın? Hiç özgür değil. Maalesef hiç özgür. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin maalesef basın mensuplarının üstünde her daim bir baskı. Her daim. Bu gerek yayın politikaları olsun, devlet ve özel televizyonlar fark etmez. Gerek yayın politikaları olsun, gerek farklı şeyler olsun. Eğer siz bir kanalın sahibi değilseniz her daim sizin üstünüzden biri sizi uyaracaktır, önleyecektir. Fakat yine de bu bizim zekamıza, bizim kıvraklığımıza, bizim becerimize kalmış. Küçük bir örnek vermek istiyorum müsaadeniz lütfen olursa. Tam 1,5 sene önce Akçakale'de Barış Pınarı Harekatı yapıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Suriye'ye girmişti. Evet. Ben de Balkan Medya Grubu kurulmuştu ki RTK da Balkan Medya Grubu'nun bir üyesi Fatma Hanım ve daha sonra Gani Bey de toplantılarımıza katılmışlardı kurumunuzdan. Ben de Balkan Medya Grubu'nu temsilen Akçakale sınır kapısına gittim. Ve Barış Pınarı Harekatı'nı Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ve Karadağ gibi ülkelerdeki devlet televizyonlarına geçmeye başladım. En yoğun haberleri Sırbistan bölgesine geçiyordum. Ve ilk gün, iki gün, üç gün, dört gün ben haberleri geçtikten sonra tabii takip ediyorum. Ana haber spikeri sürekli Kürt savaşçılar diyordu. Fakat habere geçtiğimiz zaman ben tabii sınır kapısında panzerli manzerli böyle burada pres falan yazıyor. Ben direkt yardırıyordum. Terör, ayrışımcı bölücü terör örgütü PKK falan. Tutarsızlık vardı. Ve yedinci gün artık dilimi sürçtü. Pes mi etti bilmiyorum ama Sırbistan'ın bir kanalının spikeri
PKK terör örgütü dedi. İşte bu benim için başarı. Evet, nihayet. İşte bu benim için bütün tutuculukla özgürlüğe kavuşulmuş bir şey. Hiçbir servet bu başarıyı alamaz. Çünkü devlet politikalarının yapamadığı şeyi ben 7 günde orada başardığıma inanıyorum. Ve bu başarı ömrümün sonuna dek ben kafamı yastığı koyduğum zaman beni huzurlu uyutacaktır. Bizler gazeteciyiz. Her şeyi görüyoruz, duyuyoruz. Kimi zaman savaşların ortasında canını kaybeden insanları görüyoruz. Kimi zaman kimsesizler yurdunda ama biz insanız. Bizim de duygularımız var. Ve bir yerden sonra da artık siz de çok iyi biliyorsunuz 26 yıllık benim 3 katım kariyeriniz mevcut. Yani öyle bir nokta geliyor ki iş mi insanlık mı, iş mi insanlık mı, duygular mı, vicdan mı yoksa o haber mi? Ve ikisini bir arada yürütmek gerçekten çok zor. Tek kelimeyle özgür müyüz? Değiliz. Özgür olmak ümidiyle. Kosova'da son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti. 101 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Diğer taraftan 421 kişi iyileşti. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada gerçekleştirilen 3052 test sonucunda 101 kişide COVID-19 virüsünün tespit edildiği belirtildi. Kosova'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 105.636'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2187'ye yükseldi. Ülke genelinde 7783 aktif vaka bulunuyor. Belediyelerde korona vakası sayısı açısından 33 vaka ile Priştine yine birinci sırada yer aldı. Sayın seyircimiz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, Kosova Süt Üreticileri Derneği'nin tırnak kesme travayı ile desteklenmesi projesi kapsamında Rahovça Belediyesi'ndeki süt üreticilerine ekipman desteği sağladı. Kosova Süt Ürünleri Derneği işbirliğinde düzenlenen törene Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, TİKA Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer, Kosova Süt Ürünleri Derneği Başkanı Milazim Berisha ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Sakar burada yaptığı açıklamada TİKA'nın yürüttüğü projelerle Kosova'nın ekonomik kalkınmasına verdiği desteğin önemine işaret etti. Öncelikle TİKA'ya teşekkür ediyorum. Bugün Rahoveç'te açılışını yaptığımız projeyle Kosova Süt Üreticileri Derneği ile TİKA işbirliği içinde Kosova'da süt üreten süt sektörüne önemli bir destek sağladılar. TİKA'nın sadece bu projesi için değil, bugüne kadar Kosova'ya yaptığı tüm projeler için TİKA'ya müteşekkirim. Kosova'nın kalkınmasına, ekonomisine, Kosovalı ortaklarla işbirliği içinde, istişare içinde destek vermek için çeşitli projeleri hayata geçiriyorlar. Bugün burada hibe edilen tırnak kesme travaylarıyla 2000'den fazla süt üreticisinin ihtiyaçları karşılanmış olacak. Kosova için hayırlı olmasını diliyoruz. Süt Üreticileri Derneği Başkanı Milazım Bey'e de teşekkür ediyorum işbirliği için. TİKA koordinatörümüze teşekkür ediyorum. Gelecekte de TİKA'nın yapacağı projelerle Kosova halkının yanında olmaya devam edeceğinden şüphe duymuyorum. Dernek Başkanı Berisha da TİKA'nın Kosovalı çiftçilere yönelik desteklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TİKA'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederim. TİKA tarafından sağlanan destekle çiftçilerimize büyük destek sağlanmış oldu. Çiftçilerin refahına yönelik yapılan bu destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA Kosova Koordinatörlüğü'ne teşekkür ederim. TİKA Koordinatörü Dinçer'de Türkiye'de üretilen makinelerin Kosova'daki süt ürünlerine önemli katkıları olacağını söyledi. Süt Üreticileri Birliği ile 2020 yılında temelini attığımız, çalışmalarını başlattığımız bir projenin açılışını yapıyoruz bugün. Bu projemiz üretici, tarımsal işletmeler ve kamu ayağı olan bir projedir. Türk iş adamlarının buradaki Kosovalı ortaklarıyla beraber hayata geçirdikleri makinaları bugün Kosovalı süt üreticilerinin kullanımına sunuyoruz. Hayvan sağlığına çok önemli katkısı olacak bu tırnak bakımı, tırnak travay aletlerinin ve Kosova'nın çok farklı lokasyonlarında Drenas'ta, İpek'te hizmet edecek, Çıtırın'da hizmet edecek. Yaklaşık 2700 çiftçi bu makinalardan
faydalanacaktır. Proje kapsamında Kosova genelinde yaklaşık 2700 çiftçiye tırnak kesme travayı desteği verilecek. Kosova'da bugün güneşli ve sıcak bir gün yaşanıyor. Başkent Priştine'de hissedilen en yüksek sıcaklık 22 dereceydi. Kosova Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarın da gökyüzünden bulutlar eksik olmayacak ama hava sıcaklıklarında bir düşüş beklenmiyor. Günün en yüksek hava sıcaklıkları 19 ila 21 derece dolayında seyredecek. Değerli izleyenlerimiz, son 24 saate damgasını vuran gelişmeleri aktardık. Yarınki haber bültenimize yeniden buluşmak dilekleriyle efendim, hoşçakalın.